Türkiye'nin en çok kazandıran YouTube kanalı Tuna Işık TV'den herkese selamlar, iyi geceler. Yarın 21 Mart Kocaeli koşularını değerlendirmek üzere benim dışımda 8 tane değerli arkadaşımızdan her koşu birer tane yorum rica ettim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Yayına başlarken hemen hatırlatayım. Elleriniz beğeni butonuna gitsin lütfen. Kanalımıza abone olmadan izleyenler varsa abone olmalarını rica edeceğim. Abone olmak, beğeni yapmak tamamen ücretsiz. Yarın Kocaeli'nde birinci koşu Maiden Dişi 4 yaş tarafları 1800 kum yarışıyla başlıyor. Birinci Altılgay'ın yanında ilk ayağı. Şöyle bir baktığımız zaman genelde istikrarsız isimlerin bir arada olduğu bir koşu. Ön plana çıkan 3 tane isim var ama ben 2 tanesini bunlara sizlere önereceğim. Ön plana çıkan 3 tane isim 1 numaralı Bir Sunur, 2 numaralı Gülizar Hanım ve 7 numaralı Esirgemez. Gülizar Hanım sürekli tabela içerisinde yer alıp İstanbul sentetiğinde boy gösteren bir isim ama ben buna bir şans vermeyeceğim bugün. Hem kaba kuma çıkıyor olması hem 61 kilo olması kaba kumda nasıl bir performans göstereceği merak konusu aslında. Orijin itibariyle de baktığım zaman çok üst düzey bir orijini de yok. Zorlanacağını düşünüyorum. İki isme şans vereceğim. Bunlar kaba kum tecrübesi yüksek olan isimler. Biri bir numaralı Bir Sunur, diğeri 7 numaralı Esirgemez. Esirgemez'le başlayayım. 1900'de Kocaeli'nde bir üçüncülüğü var. Gayet güzeldi. O günün de favorisiydi Esirgemez. 7 numaralı Esirgemez Fırat Arslan'la benim ilk şans vereceğim isim. Hem kaba kum tecrübesi var hem uzun mesafe tecrübesi var. İlk atım Esirgemez. Diğeri de bir numaralı Bir Sinur. Bir Sinur'un da geçen gün Bursa'daki yapmış olduğu yarışı gayet tatminkardı. Bariyer dibine çok rahat bir şekilde daldı. Sonlarda güçlü ataklarla geldi fakat son anda Nedim'in oğluna teslim oldu orada. Bariyer dibinde de ikinci kaldı. O gün Yıldıray Bey, Kutan, Pınar Asya, Özcanım, Taarruz gibi, Ak Yıldız gibi bugün mesela koşan rakiplerinden geride bıraktığı isimler de vardı. Bu iki isme ben şans vereceğim. Günün birinci koşusunda 7 numaralı Esirgemez ve 1 numaralı Bir Sinur deyip günün ilk ayağındaki startı bu şekilde veriyorum. Tekrardan hatırlatayım. Beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkesin şansı bahtı açık olsun. Herkese bol şanslar. Merhaba sevgili dostlar. 21 Mart 2024 Kocaeli ikinci koşuda sizlerle beraberiz. Şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 metre kum pisti koşulacak bir yarışta. Şöyle baktığımız zaman 3 tane safkan ön plana çıkıyor. Bunlar kim? 1 numara Bahreyn. İstanbul'da kısa vadeli birinciliği gayet güzeldi. Daha sonra 3 numara Osuvigan. 4 numara Selane kesintisi. Bu üçlünün olmazsa olmaz kuponlarımızda bulunması gerekiyor. Çünkü yarışa baktığımızda Bersan'ın kafayı alıp gitmeye çalışacak. Ryan Pekin starttan ağır çıkıyor, doldurup giriyor ama gücü bu gruba yetmeyeceğine inanıyorum. Daha sonra etkili grubu koşuda arkadaşında The Best Standing 2 numaralı Bahreyn'de gidecektir. 3 numaralı Osirio'nun 4 numaralı Selahattin esintisi. Bu yarışta bekleme yapacak. Sonlarda The Best Standing ki ilk Bahreyn geçecektir. Arkasından da Osirio'nun ve Selahattin esintisinin asıl ataklarını izleyeceğiz. Yani 1-3-4 buranın sıralaması. Hepinize Kocaeli'de bol şanslar diliyorum. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yarın 21 Mart 2024 günlerden Perşembe 9 koşulu Kocaeli programıyla sizlerle beraberiz. Ben Orhan Artaç olarak Türkiye'nin en fazla kazandıran YouTube kanalı Tuna Işık TV'de sizlere yardımcı olabilmesi adına birinci altının 3. ayağı sizlere yorumlamaya çalıştım. 1500 kumda 6 adet 4 ve yukarı Arapların şartlı 5 mücadelesinde sizlere net bir bankom gelecek. 11 kez binip 3 birincilik, 5 ikincilik, 2 de üçüncülük yapan Halil Kaplan'la 1 numaralı Hızlı Emel'i sizlere net banko veriyorum. Rakip arayıp ikili yapmak isteyenlere 2 numaralı Kudretli Tay olarak sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Benden önceki ve benden sonraki bütün başarılı yorumcu arkadaşlara buradan selam. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Merhaba Tuna Işık TV izleyicileri. Ben Mustafa Akbaşlı, Nami Değer, Gizli Ekürü. Bizim de kanalımız var biliyorsunuz. Yayınlarımız da devam ediyor. Tuna Işık TV için de bugün biz dördüncü koşuyu yorumlayacağız.
Dördüncü koşu handikap 15 bir mücadele ve 3 yaşlı İngiliz atlarına ait bir koşu. Koşuya bakıldığında da yeni meydandan çıkmış bir sürü isim var. Bu isimler tabii bulabilecekleri yarışlara da kayıtları yaptırıyorlar. Bunların da içinde yine hazır olanlar var, hazır olmayanlar da var. Ona göre de bir yorumlama yapacağız. Yani jokeyler Kocaeli'nde Mehmet Kaya, Akın Sözden, Saadettin Boyraz gibi isimleri Kocaeli'de yarın yarış koşarken göreceğiz. Bir kısım jokeyimiz de İzmir'e gitti. Zaten İzmir yorumlarını da ben kendi kanalımdan yapacağım. Dördüncü koşuda handikap 15 bir mücadele, dediğimiz gibi 3 yaşlı İngilizler bir aradalar. Son dönemde Kocaeli'ye aşina olan isimler var tabii burada. Bunların başında da 3 numaralı Rüzgar Celal geliyor. Rüzgar Celal katıldığı son yarışlarında hep tabela içinde yer bulsa da bir türlü istediği birinciliği elde edemedi. Bence biraz da sert gruplara denk geldi aslında. Bu sert gruplarda da istediği başarıyı elde edemedi. Yarın için ben ilk sıradan önereceğim Rüzgar Celal'ı. Tabii kilo farkları da var burada. 4 numaralı Lord Protector İzmir'de kazandığı bir yarışı vardı. Yarış hayatına çok şaşalı bir birincilikle başlamıştı ama 1.17 içerisinde bitti yarış. Yarın da handikap 15 mücadeleye gelmiş 1500 mesafede koşulacak. Ben çok fazla galoplarını çok beğenmesem de tabii Akın Sözen binmiş, yani hazır olmasa binmez. Biz galop göremedik ama belki ekip saklamış da olabilir. Onu bilmiyorum. 4 numaralı Lord Predictor da benim ikinci sıradan öğreneceğim isim. Yine 5 numaralı Thrill Seeker. Ben bu safkanı zaten son kazandığı yarışında da yani iki isimli önermiştim. Alternatifle önermiştik. Tresiker'da yani koşuya ön taraflarda takip edecektir. Ya kaçacak ya önün arkasında bekleme yapacak ki Mehmet Kaya gibi de bir detay var. Yarın Mehmet Kaya da bu safkanla iyi bir yarış çıkartacaktır. Bu üç isim olmazsa olmazlarımız tabii ki kuponlarımızda. Yine Misano sert gruplarda koştu. Yine tabela içerisinde yer aldı. Yani ben kısmeten uygun rakiplerin arasında koştuğunu düşünüyorum. Bir numaralı Misano'yu da ben dördüncü isim olarak söyleyeceğim. Yine Adana'da koştuğu yarışında başarılı olamasa da Urfa'da son meydanını kazanan 10 numaralı Ak Yıldırım oğlu da benim değerlendireceğim diğer isim. Burada tabii ki bütçeniz dahilinde siz de daha fazla isimlere gidebilirsiniz. Keşke daha kolay bir yarış olsaydı, şöyle bir banko verebileceğim bir koşu. Ama şu an için banko vereceğim bir koşu değil. O yüzden de benim sıralamam 3, 4, 5, 1 ve 10 şeklinde olacak arkadaşlar. Herkese yarınki yarışlarda başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben size yarınki Kocaeli 5. koşudan bahsedeceğim. Benim alternatif banko adayım 1 numaralı Şah Dragon olacak arkadaşlar. 137 günlük arası olmasına rağmen 1.400, 1.800, 1.000 bir de 1.200 galoplarla gelerek kendi formunu tutmuş gibi gördüm ben Bursa'daki son galopunda. Benim alternatif banko adayım olacak. Rakip konusuna gelirse bir tane safkandan bahsedeceğim. O da 7 numaralı Sultan Yel. Okan Yıldız deklaresi benim için çok önemli. Son yarışında da bu kardeşimiz bindi. Tek rakibi olacaktır. Sıralamam 1 numara önde. Rakip 7. Işık izleyicisine iyi akşamlar diliyorum. Yarınki Kocaeli Kartepe'deki favorim, artık usta bir jokeyi bulan 2 numaralı Gecenin Gölgesi. Ben yarın Mehmet Kaya'yla çok net bir yarış bekliyorum. Kocaeli Kartepe'de yarın kolay kolay geçineceğine de inanmıyorum. Ben yarın gün genelinde 2 numaralı Gecenin Gölgesini banko tutuyorum. İkili oynamak isteyenler ise aylardan beri takip ettiğim bir at var. Aman aman dikkat. Mertcan Çelik'le 4 numaralı Taceddin Bey diyeceğim. 2 numaralı Gecenin Gölgesi bankom. İkili oynamak isteyenler ise Taceddin Bey'i, 4 numarayı değerlendirebilirler. Hepinize iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba yarışsever dostlarım. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim tekrardan. Yarın Kocaeli'nde günün 7. koşusu bana denk gelmiş galiba. Günün 7. koşusunda özellikle birbirine denk isimlerin olduğu koşu. Formda olan isimler var. Mesafede 2 onların içinde sürekli derece sergileyen isimler var. Bunlardan özellikle 1 numaralı Commitment pisti iyi tanıyor. Onun bilgisini vereyim. Yine bu sefer daha iyi hazırlanan 3 numaralı Soylu Yağmur. Ya ben bu iki atın birkaç adım önde olduğunu düşünüyorum. Tehlikeli koşu.
dediğim gibi riskli bir koşu. Aslında denk güçte isimlerin olduğu bir koşu. Kilo dengeleri ve güçlerinde eşitlenmiş olduğu bir koşu. O yüzden 1 ve 3'ü yani her halükarda ön tarafa alalım. Ama formda olan 2 numaralı Edirem, Maligör son 2 yarışı, hatta son 3 yarışında forma girdi. Yine Nansio bu pisti seviyor. Sorunları var büyük ihtimalle. O yüzden kötü koşuyor. Ama özellikle ben Soylu Yağmur'dan ve Commitment'tan iyi yarış bekliyorum. Onun bilgisini vereyim. Hepinize bol şanslar dilerim. Herkese merhaba. 21 Mart Perşembe. Kocaeli 9. koşuyu yorumlayacağım sizler için. Öncelikle Dişi Arapların handikap mücadelesini bana ayırdığı için Tuna Bey'e çok teşekkür ederim. Koşuya gelecek olursak benim net favorim 5 numaralı Berca Torunu. İzmir'e geldi son yarışında, adeta el oynatmadan yarış kazanmıştı. Çok kolay bir galibiyet oldu onun için. Devam eden formuyla bu koşuda da benim favorim oldu. Berca Torunu 3 kulvar çekmiş. Kilo olarak da 55 kilo. Çok ideal bir kilo. Rakiplerine oranla da bir avantaj sağlamış bence. Ve gidişe olarak baktığımızda Selina'nın yarışı Forsetçi'ye yarıştı. Berca Torunu 2'ye 3'e yatarak düzlükte yapacağı kısa sprintiyle yarışı kazanmaya yakın gözüküyor. En ciddi rakibi bence 6 numaralı Buz Pınarı olur kanaatindeyim. Bu isim de start sorunu olan bir isim. Bazen abartılı şekilde startta kalabiliyor ama bugün tercihli start yaparak 15. kulvardan, yani en dış kulvardan başlayacak. Yani starta girer girmez yarış başlayacağı için startta fazla oynanacağını tahmin etmiyorum. Bu yüzden iyi bir yarış çıkartıp düzlükte yapacağı sprintte Berca Torunu'na zor anlar eşitebilir. Üstelik bugün Buz Pınar'ın üstünde Tolga Yıldız gibi Kaisberg'lere etkili binen bir jockey var. Bu iki isim 5-6, 6-5 mutlaka kuponlarda olması gereken bir isim. Yanlarına bir tane sürpriz isim yazmak istedim. O da zaten benim takip atımdı. 14 numaralı Karabaş. 14 numaralı Karabaş bir önceki yarışında çok güzel bir ikincilik aldı. Erkek rakiplerinin yanında. O gün önüne aldığı Ardahan, Keleşan, Ulu Fırat gibi isimlerin hemen arkasında dördüncülükte yarış takip etti. Ve son 200'e gelindiğinde liderliği aldı. Tam kazandım dediğim anda Saruki dışarıdan çok etkili gelerek, ki Saruki de çok formda bir isim, ona mağlup olarak ikincilikle ayrıldı o yarışından. Çok da güzel bir yarış çıkardı. İkinci oldu. Geride Sınır Tanımaz, O Bir Reis gibi isimleri geride bıraktı. Bir sonra çıkmış olduğu yarışında çok sert grupta. Yani bence yanlış tercih yapıldı. Hemen haftasına Aksuan, Aslan Soylu, Harem Ağası, Uzun Mehmet, Gürobası, Çerdin gibi Güvendik gibi isimlerle beraber start aldı. Bence yanlış bir yarış tercihiydi. Bence o koşuyu pas geçip bu koşuyu tercih etmesi gerekiyordu. O koşmuş olduğu koşuda Aksuan'la beraber önde sert bir mücadeleye girdi. Ve onun temposundan ayak uyduramayıp düzlük dönüldüğünde enseye basarak yarışı en geri bitirdi. Bence o koşu ölçü alınmamalı. Bence Karabaş'ın hedeflediği koşu bu olmalı. Üstündeki apranti Murat Keçeci biraz acemi bir apranti ama ikinciliğinde koştuğu gibi Karabaş koşarsa, yani önüne Selina'yı hatta Berca Torun'u alıp yarışı 3-4 takip edebilirse düzlükte etkili gelebilir. Çünkü 50 kilo bomboş bisikletle yarışacak ve formunun da arttığını görebiliyorum o ikinciliğinden dolayı. Gelirse de çok yüksek bir ganyanla gelir. Sürpriz arayanlar, kuponda yer alanlar Karabaş'a da şans tanıyabilirler. Dediğim gibi sıralamam 5-6 çizgi 14 numara. Herkese bol şanslar. Arkadaşlar merhabalar. 21 Mart Perşembe Kocaeli koşullarının 8. koşusunu sizin için yorumlayacağım. Burada net bir favorim var. O da 1 numaralı Özay Suzanan'ı. 1400 metrelik bir mücadelede 4. kulvar avantajıyla en seri isim olduğunu söyleyebilirim Özay Suzanan'ın. Liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir ki form durumunda son zamanlarda beğendiğimi söyleyebilirim. Rakibinin ise 3 numaralı Free Children olmasını bekliyorum. Grubun ortalarında iyi yerlerde takip edebilirse yetenekli aprantisi idaresinde, özellikle bariyer dibini bulabilirse bariyer dibinden etkili bir sprint atıp
O da kazanan olabilir düzlük bindirmeleriyle. 1 numaralı Özay Suzan'a net favorim. Rakibi 3 numaralı Free Children olarak bu ayağa geçmeye çalışacağım sizin için. Herkese bol şanslar dilerim. İyi akşamlar.